Şimdi Ahmet Avni Konuk'un Rast Kârinatı'nın 12. işlemiş olduğu Nihavend-i Rumi makamını açıklamaya çalışacağız. Çok güzel yapmış. Bunu herkes bugün nihavet der. Evet. Muazzam yapmış ama. Müthiş değil mi? Çok güzel hocam. Bir daha alalım. Durmadan Lütfen. şey yapayım. Ben şöyle bestelerdim şurayı, şu nameyi yapsaydım. Re fa 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 mi re Yani karar ettirmezdim Evet. orayı. Yani evrilebilir bunlar, kompozisyon Tabii ki, tabii ki, tabii bestekarlık ki. gibi düşünülebilir. Ama buradaki melodi özellikle yaya iniş çok hoşuma gitti. Tabii burada bizim Maalesef. düşüncemiz önemli değil. Ahmet Avni Konuk'un ne yapmış olduğunu. Bütünü yine de hani yine de demeyeyim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Müthiş. Benim de Peki oyun. ne yapmış? Sol re mi re do do si la si. Devam ediyor bugün cümleye. Neşesi Rumi'ni din gönlüde ben kararı burada güfteyle yaptığında arabana gelmiş. Meclisi
fa fa mi re sol sol fa mi re do re do si mi re si diye gidiyor. Evet. Sol re re mi re do do re do do si si la si la si do do si si la la so so fa so fa la so so tam nihayet. Ama yine bakın Nihavend'in Bayazi perdeli tercih ediliyor olmasını da bence bir kapı aralayalım. Yani Nihavend en çok Bayatili kullanımı tercih ediyor. Evet. Biz bugün evet. Biz bugün en çok buna Neva'da ne diyoruz? Neva'da Kürdi diyoruz maalesef. Re mi 5 B. Mi fa 5'ten T. Neva'da Kürdi diyoruz maalesef. Tabii ki o bayati perdeli kullanımlı. Evet. Şimdi burada sürpriz bir şey yapıyor. Re mi fa la sol fa mi re. Bu ne? Buradaki perde aslında buradaki mi bemolü de temsil ediyordu. Bu perde fa diyesi kullanıldığında ne oluyor? Araban oluyor. Re mi fa la sol fa mi re. Yani şöyle bir ayrım yok eskilerde. 4 koma, 5 koma ayrımı yok. Bayati eviçle kullanılırsa araban adını alır. Evet. Yani o bayati 4 koma basarsanız dik bayati olur. O arabanı 5 koma basarsanız araban. 4 koma basarsanız dik araban olur gibi düşünün. Araban. Evet. Ama biz bugün ne diyoruz? Neva'da Hicaz. Ama araban buydu. Arabanın kendisi buydu. Re mi fa la sol fa mi re la la sol la sümbüleyi aldı fa re fa mi re do re mi fa mi re re araba sümbüleli bir araba ama re fa 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 mi re sol Neva'da Kürdi değil Neva üzerinde bayati bakın bayati diyorum. Perdesi bayati olduğu için. Acemli kullanımı mi bemolün bayati olduğu için bayati diyorum. Sol fa mi re do re do si. Ne yaptı? Şu anda Nihavend'e bayatili geldi. Nihavend perdesine. Evet. Bakın perdesine bayat ni misarlı gelmedi. Aralezgi'ye göre ni misar ve Kürdi. Hayır. Bayati ve Nihavend. Do re mi re re do do si si la. Dünya kadar düştü. Re do si la la so so fa sol. Eğer dügahta dursaydı bayatili bir Kürdi olacaktı. Ama dügahta durmadı. Tabii şuradaki perde de Kürdi perdesi adını alarak dügahta duruş Kürdi olmuş olacaktı. Ama ne yapıyor? Durmuyor. Evet. Re do si la la sol sol fa sol. Zaten Nihavend perdesi adı rasla örtüşüyor. Evet. Burada yapıyor. Sol la fa mi re. Yukarıdaki arabanı aşağı taşıdı. Şed araban oldu. Ben ondan dolayı şu perdeye şed araban perdesi diyorum. Anlatabiliyor muyum? Buradaki evet. Perdenin adı arabansa buradaki perdenin adı da şed araban. Şed araban. Araba. Doğru. Sol la si do re si la sol la do si la Nihavend karar ediyor. Çok güzel. Şimdi neden Nihavend-i Rumi? İçinde Nihavend asıl makamının dışında neler kullandı? Nihavend asılı hadi bayatili kullanılan şeklini Nihavend asıl içerisinde kabul edelim. Ama sürpriz bakın Neva üzerinde bir arabandır. Öyle değil mi? Kesinlikle hocam. Çok ben ondan dolayı makam uygulamaları kitabımda 2015 yılında rast üzerinde Buselik Beşli denen Nihavend Beşli üzerine Neva'da Hicaz'lı kullanıma Nihavend-i Rumi demiştim. Neva'da Hicaz denen arabana değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bakın şurası araban diye. Evet. Burada da şed araban yaptı ve Nihavend karar etti. Demek ki Nihavend-i Rumi'nin böyle bir tanımının yapılabilir. Evet. Bir tane daha yapalım arzu ederseniz. Evet.